Herkese selamlar, sevgiler. Bugün neredeyiz? Bugün Peugeot'dayız. Polatça'dayız. 3008 için geldik. 3008'in incelemesini yapacağız. Eğer fırsat verirse Peugeot Polatça test sürüşüyle yapmak istiyoruz. Sanki yaptıracaklar gibi, bazı araçlar yapılamayabiliyor ama ellerinde test aracı var gibi. Bunu da yapabilsek ne mutlu. Çünkü sürüş çok önemli. O bize farklı hissiyat veriyor. Şimdi hep beraber araca geçelim. Peugeot 3008'i incelemeye başlamadan önce bizlere çekim imkanını veren ve test sürüş imkanını tanıyan Peugeot Onatça'ya çok çok teşekkürler. Araç inceleme sırasında ve test sürüşünde bana eşlik eden satış danışmanına da ayrıca teşekkür ederim. Aracı ilk gördüğümde gerçekten videoda izlediğim gibi olmadığını fark ettim. Gerçekten arkadaşlar, videoda izlediğinizden bambaşka görünüyor. Sizler de bu aracı incelemek için, test sürüşü yapmak için Peugeot Onatça'ya gelin. Peugeot Onatça Mersin yolu üzerinde 5 Ocak Devlet Hastanesi'nin hemen karşısında. Bugün Peugeot 3008'in tanıtım günüydü. İki farklı paket bizlere sundular. Bir tanesi Allure, bir tanesi de GT olarak. Bu iki aracın da hibrit olduğunu söylemek istiyorum. Yeni 3008 Peugeot'un boyutlarına baktığımızda uzunluk 4542, genişlik 1865, yükseklik ise 1641 mm olarak verilmiş. Sizlere bagaj hacminden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bagaj hacmi 520 litre. Tabii ki koltuklara yatırdığımız zaman 1480 litre olarak çıkıyor. Allure versiyonunda standart olarak sunulan donanımlardan bahsetmek istiyorum. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, 13 dijital gösterge paneli, 13 dokunmatik multimedya ekranı, aktif şerit takip sistemi, acil durum güvenlik freni, arka park sensörü ve geri görüş kamerası, LED farlar, 19 inç elmas kesim alüminyum jantlar. Aracın arkadaşlar iç kısmına geldiğimde döşemenin bana verdiği hissiyat gayet güzeldi. Tabii ki arkadaşlar bu konular tartışmaya açık konular ama gerçekten hissiyatım çok iyiydi. Yeni kompakt direksiyon simidi tasarımı ve yeni kontrol tuşları sayesinde tüm kontroller ellerinizin altında olacak. 21 inç kavisli ekran sayesinde optimum ergonomi ile sürüş keyfinizi arttıracak. Yeni Peugeot 3008 500 km'ye varan menzille benzersiz elektrikli deneyimi sunuyor. Hızlı şarj ile sadece 10 dakikada şarj ederek 100 km menzil kazanabiliyorsunuz. Dinamik Fastback SUV tasarımı geri dönüştürülmüş ve daha hafif malzemeler kullanılarak desteklenmiş ve bu sayede sınıfının en verimli otomobilleri arasında yerini almıştır. Allure paketini incelediğimizi belirtmiştim. Bazı özelliklerden bahsetmek istiyorum. Otomatik klima, elektrikli katlanır aynalar, açılır tavan ve elektrikli perde, 2 kademe bagaj, bunları arkadaşlar Allure paketinde. 6 hava yastığı, ABS, EPS, yokuş kalkış desteği, acil durum fren desteği, çarpışma sonrası güvenlik freni, anti patenaj sistemi, römork denge kontrolü, elektrikli fren kuvveti dağıtım sistemi, arka koltuk isofix bağlantısı, acil durum sistemi, sürüş destek sistemleri. Bunlar arkadaşlar Allure paketinde standart olarak geliyor. Arkadaşlar Peugeot 3008 gerçekten dop dolu, bir sürü detay var, bir sürü özellik var. Ben bunların hepsine tek tek girmek istemiyorum. Şunu da belirtmek isterim ki çok fazla araç renk seçeneğiniz ve iç döşeme, yani koltukların döşeme ile ilgili fazla seçeneğiniz olduğunu da bilmenizi istiyorum. Peugeot 3008'in bana verdiği hissiyat gerçekten çok güzel, çok hoş. Arka kısma baktığında da gerçekten arkadaşlar döşeme, plastik kısımlar olsun, ön taraftan pek de bir fark göremedim ben. Tabii ki sizlerin de dediğim gibi gelip incelemeniz çok önemli. Ben kendi hissiyatlarımdan bahsediyorum. Araca bindiğim zaman da gerek diz mesafesi olsun, gerekse baş mesafesi olsun gayet bana göre yeterliydi. Ben 1.70 boyunda bir kişiyim. Ön kısımda bu şekilde arkadaşlar, arkadan görüntü. Cam tavanı da şu an görebiliyorsunuz. Allure paketinin arka koltuk tarafını incelemeye devam ediyoruz. Bu şekilde arka koltuklara cepler var. Burada da var arkadaşlar. Bunu şu an göremezsiniz poşet olduğu için. Aracın arkadaşlar dediğim gibi baş mesafesi bana göre gayet güzel. Havadar, hiçbir şekilde herhangi bir sıkıntı vermiyor arka koltuklar. Allure paketinde standart olarak belirtmedik ama hemen söyleyelim. LED farların olduğu, LED gündüz sürüş farları da var arkadaşlar. LED arka stop lambaları da bulunmakta. Parlak siyah yan aynalar,
ve karartılmış arka camlar bulunmakta. Yeni Peugeot 3008'in bagaj kısmını açmak istediğimde tuş vardı, yalnız elektrikli olmadığı için bir kuvvet gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar aracın bagajı açılabiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bagaj gayet yeterli olduğunu da düşünüyorum. Bagaj hacminin 520 litre olduğunu söylemiştik. Koltukları yatırdığımızda ise 1480 litre olarak bize bir alan sağlıyor. Kapatırken de arkadaşlar dediğim gibi biraz kuvvet uygulamanız gerekiyor. Tutamakları var. Tutamaklarını çekerek bunu kapatabiliyorsunuz. GT versiyonunda bu tamamen elektrikli olarak sizlere sunulacak arkadaşlar. Onu da izleyeceğiz. Aracın yakıt dolum kapağı da sağ tarafta. Bu şekilde bunu da görmüş olduk. Arkadaşlar yeni Peugeot 3008 Allure paketiyle incelememiz bittikten sonra hemen bir de GT versiyonuna bakalım. Bunun sizlere verdiği hissiyatı arkadaşlar ben ne kadar anlatsam da anlayamazsınız. Bu araçla ilgileniyorsanız mutlaka gelip kendiniz inceleyin. Ve karşınızda Peugeot 3008 GT paket. Arkadaşlar bu aracın en dolusu oluyor. Allure versiyonu donanımına ek olarak verilen donanımları sizlere paylaşmak istiyorum. 21 inç kavisli panoramik ekran, ambiyans aydınlatması, adaptif cruise control, şerit konumlandırma asistanı, elektrikli bagaj kapağı eller serbest, clean cabin, piksel led ön farlar, 20 inç alüminyum elmas kesim jantlar. GT paketinde sürüş destek sistemleri dedik. Bunlar arkadaşlar adaptif cruise control, şerit konumlandırma asistanı, geri manevra trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, adaptif akıllı far sistemi olarak belirtilmiş. Dış tasarımda piksel led ön farlar, otomatik yükseklik ayarlı, 3D led arka stop lambaları, parlak siyah tavan arka spoiler, 19 inç elmas kesim jantlar ve tamir kiti. GT paketinde 360 derece kamera, yani 4 kamera ve 12 park sensörü olduğunu da belirtmek istiyorum. Otomatik alçalan yan aynaların da var olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar katalogdan baktığın zaman iç tasarım ve konfor kısmında tasarım öğeleri olarak ön kapı ve ön panel boyunca uzanan alüminyum şerit ve ambiyans aydınlatma 8 renk seçeneği olduğu belirtilmiş. İç döşeme ve koltuklarda ise alkantara iç döşeme, manuel bel desteği sürücü için ısıtmalı ön koltuklar olarak belirtilmiş. LED aydınlatmalı güneşlikler, çerçevesiz dikiz aynası, clean cabin, GT logolu deri direksiyon simidi, elektrikli bagaj kapağı eller serbest, arka koltuklar kol dayama 2 adet bardaklık olarak da belirtilmiş. Yeni Peugeot 3008'in arka koltuk kısımları bana iki pakette aynı geldi arkadaşlar. Sizler de bu aracı incelediyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Ben mi yanılıyorum? Çok da bir farklılık göremedim. Döşemeler olsun, plastik kısımlar olsun hemen hemen aynı diyebilirim. İki paket için de gerek diz mesafesi gerekse baş mesafesi benim için gayet yeterliydi. Çok ferah ve geniş bir arka bölüm. GT paketinde deri koltukların var olduğunu söylememiştim. Onları da belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel duruyor. Deri koltuklar tercihiniz olmalı. Yalnız bu tabii ki aracın fiyatı da farklı olacak. Görüntüde bu şekilde arkaya oturduğunuzda aracın görüntüsü de bu şekilde olacak. Arkadaşlar dediğim gibi diz mesafesi ve baş mesafesi gayet yeterli. Sizler de görüyorsunuz 1.70 boyum var. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Yeni Peugeot 3008'in arka bagajından bahsetmek istiyorum. GT paketinde elektrikli olduğunu daha önce belirtmiştim. Ama arkadaşlar Allure paketinde bu tuşlu. Ben şunu söylemek istiyorum. Çok küçük meblağlarla belki de bu bagajın açılması için elektrikli bir uygulama yapılabilir. Bunu da bayiye mutlaka söyleyin. Gördüğünüz gibi tek tuşla kendi açılabilen bir bagaja sahip GT paketi. Ama Allure paketinde bu durum yok. Manuel olarak açmamız gerekli. Sizler de Allure izlerken bunu izlemiştiniz. Ben gerçekten açarken tek elle sıkıntı yaşadım. Tek tuşla açmak ve tek tuşla kapatmak bence çok daha mantıklı. Dediğim gibi mutlaka aracı alırken bayiye Allure paketi alırken bayide yetkili servise bunu sorun.
muhtemelen bunu yapacaklardır belli bir ücret karşılığında. Gördüğünüz gibi tek tuşla basarak da bunu çok rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Devasa bir bagaja sahip olduğunda söylemiştik. Bunun da arkadaşlar yakıt dolum kapağı diğer Allure ile aynı olduğunu belirtmek istiyorum. Kapı hissiyatlarında şöyle bir bakalım sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi kapı hissiyatları da bu şekilde. Peugeot 3008'in ön tasarımını gerçekten çok güzel buldum ben. Özellikle pençe izlerini görüyorsunuz. Bu pençe izleri ayrı bir hava katmış. Sizce de arkadaşlar çok güzel olmamış mı? O değerli yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Yorumlara bekliyorum. Açılır tavanda bu şekilde dışarıdan nasıl görünüyor kısmına baktığımız zaman yandan pek görünmüyor ama yukarıdan baktığımız zaman açılır tavanın nasıl göründüğünü görmüş olduk. Spoilerlarımız da bu şekilde. Artık test sürüşü yapma zamanı geldi. Test yapacağımız araç GT versiyonu. Bunu da belirtmek istiyorum. Test edeceğimiz araç burada. Hemen yaklaşınca kendisini araç açıyor. Işıklarında gördüğünüz gibi. Hadi teste başlayalım. Evet. İncelerken de zaten o hissiyatı yaşamıştım. Şöyle oturunca da gerçekten bambaşka. Çok iyi. Yani sonuçta Peugeot kalitesi. Yani inanılmaz keyifli. Şimdi yine start stop tuşuna basıyoruz. Evet. Evet, koltuğun beni hissettiğini hissediyorum şu an. Evet. Çok güzel. Müziği kapatma şansımız. Hemen şuradan kısabiliyorsunuz. Tamam. Yanda yatay olan için bu. Öne şu an hafiften geri gitmem gerekiyor. Yatay olanı. Şu o dik. Şu. Bir de geriye gitmesi gerekiyor. Onu itekleyin geriye doğru. Şurada. Hayır hayır. Yandaki ince çubuk var ya, geriye doğru itekleyin. Arka bir şey geldi. Dikey olan değil. Yatay olanı geriye doğru itekleyin. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Oturuş kursunuzu kaydedebiliyorsunuz. Geri gitmez değil mi frene bıraktığında? Yok yok. Park halinde şu an. Tamam. Şaften oturuş pozisyonu güzel. Hatta biraz öne aldım. Umarım olmaz. Daha hissiyatın fazla olsun. Tamam. Çok güzel. Önce inlet kemerimizi tabi bağlıyoruz. Çünkü test yapıyoruz. Sizler de mutlaka aracına ilk günlerinde takın. Şimdi R'ye almak için videoda izlemiştim. Şu şekilde bastığımızda direkt R'ye geçtiğini nereden göreceğiz? Şurada. Burada evet. Göreceğiz değil mi? Şu an R'deyiz. Ayağımızı frene çektiğimizde el fren olayı kendisi ayarlıyor mu? Basmamız gerekiyor mu? Yok, basmanıza gerek yok. Kendi basmanıza gerek yok. Ayağımızı frenden çekip gaza dokunduğumuzda evet çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar ekranı görüyorsunuz değil mi? Ekrandaki o kaliteyi görüyorsunuz. Gerçekten 10 numara. Bunu şu şekilde bir hareket daha yapalım. Tamam. Güzergahımız neresi olacak Betül Hanım? İlk ışıklardan U dönüşü. Evet. İlk ışıklardan tekrar U dönüşü. Şunu da kaldıralım şöyle. Ben de burası niye dar diyorum. Evet. Arkadaşlar gerçekten bu devasa araç yani bambaşka bir hissiyat. Onu söyleyebilirim. Yine test yaparken çok fazla aracı incelemek istemiyorum. Dikkatiniz dağılmasın. Şu an bu kullandığımız hangi versiyon? GT hangi paket? GT paketimiz. Hibrit. Ama gelen müşteri de isteğine karşı araç geliyor değil mi? Tabii ki. Hem Allure hem GT olarak hem elektrikli Allure olarak geliyor. Evet. Koltuklarda soğutma sistemi var. Evet. Isıtma ve soğutma. Aynen. Direksiyonda var böyle bir şey. Evet, direksiyonda da var. Bu full paket. Evet. Full paket olan, evet. Hı hı. İncelerken de iki aracı da incelemiştim zaten. Gerçekten full paketin verdiği hissiyat bambaşka. Tabii o da sonuçta bir seçenek. Fiyat da ona göre. Buradan döneceğiz. Evet, o dönüş. Dönüşte bir sıfır, bir dip gaz yapsak sıkıntı olur mu? Olur. Dip gaz yapalım. Bakalım kamera yatacak mı? Geçen gün böyle bir durum olmuştu. Evet kamera kendisi. Çünkü bu kameraya bağlamamız gerekiyor aslında. Hadi bir dip gaz yapalım. Evet dip gaz yapamadım. Olsun. Kendimizi tehlikeye atmayalım. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Teknik açıdan çok fazla bilgi donanımım yok. Ama hissiyatlarımı paylaşıyorum sizlerle. Bu araçta gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani Peugeot kalitesi olduğu belli. Daha önceki Peugeot'larda incelemedim. Sosyal medyada karşıma çok çıktığı için Onatça'da da yakın olduğum için geldim. Testimizi yaptık.
yapıyoruz. Sürüş testini umarım kazasız belasız tamamlayacağız. Çünkü test konusunda, sürüş testi konusunda biraz her zaman endişeleniyorum. Çünkü çok fazla, sizler de biliyorsunuz, emanet araç kullanmıyorum. Ama bu şekilde de test sürüşü yaptığımız zaman da video daha güzel oluyor. Berfin Hanım, bu araç hakkında biraz bilgi verme şansınız var mı? İki donanım arasındaki farklar özellikle. Tabii ki. Allure ve GT arasındaki en büyük fark kamera sistemi. Evet. Ön ve iki yan 360 derece dönüşü yapabiliyor muyuz? Evet, yapabiliyoruz. İki yan şeklinde kameralarımız bulunmakta. Artı fokal evet. Ses sistemi ve koltuktaki alkantara dediğimiz döşeme, masaj, ısıtma ve soğutma özellikli fark evet. olarak geliyor. Elektrikli bagajımız GT'de normalde fabrika çıkışında var ama Allure'da maalesef ki yok. Evet. Artık yönlük dalgalayıcı sistemimiz yok onda. Ön park ses sensörümüz bulunmamakta. Ve kablosuz telefon şarj özelliğimiz ve döşeme ambiyans aydınlatmamız yok. Evet. Onun dışındaki tüm özellikler, cam tamam vesaire bulunmakta. Biliyorsunuz ki yeni çıkan yasaya göre de GSR'li olarak geliyor evet. araçlarımız. Sadece bu standart farklı. Değil mi? O standart olanlar neler? Aklındalar mı? Yani tabii şu bunlar kesinlikle her araçta standart olacak diye bir yasa ki. Gelmişti. Tabii ki. Genellikle çarpışma önleyici fren, yorgunluk tespit sistemi, evet. Takip, hız sabitleme, limitleme, araç takip mesafesi olmak zorunda araçta. Evet. Bunlar olduğu müddetçe hem müşterinin kaza yapmasını engelliyor. Evet. Biliyorsunuz ki uzun yolda giden müşterilerde de yorgunluk tespit sistemi devreye girerek müşterinin dinlenmesini sağlıyor. Aylar önce zaten ben bunu kendimce düşünmüştüm. Neden bunlar standart değil? Yani ne kadar maliyet olabilir? Çünkü birine çarpacağı zaman araç kendi kendine frenleme yapıyor değil mi? Evet, frenleme yapıyor. Çok güzel bir şey aslında. Bunu bu yasayı da beğendik yani, sevdik. Evet, test sürüşümüz çok kısa sürdü. Olsun, yine de hissiyat kazanmış olduk. Sizler de arkadaşlar Peugeot Onatçı'ya gelip Berfin Hanım'la ya da yetkili satış danışmanlarıyla konuşarak araç hakkında bilgi alabilir, testinizi de yapabilirsiniz. Sadece ehliyetiniz olması yeterli. Bir de çok yavaştı. Bir de tabii ki kurallara, trafik kurallarına uyarsınız. Takas olayı olmadığını öğrendim. Doğru mu? Doğru. Takas olayınız yok çünkü bir arkadaş biraz önce takas olayınız yok demişti. Bizlere de bu imkanı verdiği için Onatçı'ya çok teşekkürler. Yani ben hani olumsuz hayır çekemezsiniz diye demenizi de beklemiyordum ama olabilirdi. Çok sağ olun, teşekkürler. Umarım bir kişiye daha faydalı olabilirsek ne mutlu. Zaten kanalımızda hep bunu söylüyoruz. Videolarımız bir kişiye faydalı olsa ne mutlu. Çok fazla bu tür videolar gelmeye başladı, öyle değil mi? Gelecek bundan daha iyisi de gelecek umarım. Biz dilimizin döndüğünce anladığımız kadarıyla hissiyatlarımızı sizlerle paylaşacağız. 3008'i sizler daha önce gördünüz mü arkadaşlar? Görmediyseniz buraya gelin. Burası neresi? Peugeot Onatça. Hemen Mersin yolu üzerinde şurada 5 Ocak Devlet Hastanesi var. Devlet Hastanesi'nin hemen karşısında. Buraya gelerek 3008'in her versiyonu var. Bunları inceleyebilirsiniz. Mutlaka incelemeden aracı arkadaşlar almayın diyoruz.